Ahmet Durmaz İstanbul İki Tel liderinin durdurduğu taksiye bindi. Arka koltuğa oturur oturmaz da gözü taksimetreye takıldı. Çünkü ekranda açılış ücreti 400 lira yazıyordu. Birkaç dakika içinde taksimetrede 435 rakamını görünce de daha fazla sessiz kalamadı ve şoföre bunun ne demek olduğunu sordu. Taksici iddia o ki tehditler savurarak müşterisini araçtan indirdi. Sonrasında yaptığı savunma ise pişkinlikte son noktaydı. ...500 metre için 435 lira benden ücret aldı yani. Allah nasıl yazdığını ben de anlamadım. 400 liradan açıldı. Hani benim suçum yok yani. Tek suç taksimetre mi yani? Sadece 5 dakikalık yol gitti, taksimetre tam 435 TL'ye yazdı. Taksi ücretine itiraz eden yolcu şoförün tehditleriyle karşılaştı. Zaten binmem bir oldu öyle söyleyeyim. Ahmet Durmaz iki telliden Bahçelievler'deki evine gitmek için taksiye bindi. Taksimetrede 400 lira yazdığını gördü. 400 liraya görünce bir şoka uğramadım değil. Daha sonra o 400 lira 435 lira olunca şoförü önce uyardı. Artık böyle bu şekilde çalışıyorum. Yapacak bir şey yok tarzında geçiştirmelik şeyler söyledi. Neye uğradığını şaşıran genç adam hemen telefonunu çıkarıp taksimetreyi ve gittiği mesafeyi kayda aldı. Aramızda atışmalar oldu. Taksimetrenin niye böyle olduğunu, soygun mu yapıyorsun minvalinde konuşmalarımız oldu. Bir kilometre daha gitsek demek ki 700-800 liralık olacağız dedim. Yani uçağa biniyoruz minvalinde bir şeyler söyledim. Ahmet Durmaz ile şoför arasındaki tartışma gitgide daha da büyüdü. Çekindiğim için de parayı verdim. Sonuçta orada tek kişiyim. Yani ne yapacağını bilmiyorum. Şoför taksiyi sağa çekip Ahmet Durmaz'ı aracından indirdi. Taksi şoförünün savunması ise akıl almazdı. Daha sonrasında taksiciler odasıyla irtibata geçtim. Bana söylediği şey yaptığı işin farkında o sırada olmadığını ve böyle bir şey bir daha yapmayacağını, bana söz verdiğini söyledi. ATV haber ekibi suçlamaların odağındaki o taksi şoförüne ulaştı. Taksici bu defa da pişkince taksimetreyi suçladı. Peki neden 435 lira aldınız? Yani 500 metrenin 435 lira etmediğini... Yeni zam geldi. Yeni zamı kutlayacaktık, rezil olduk işte. Yani yeni zamın bu kadar olduğunu mu düşündünüz? İşte yani benim suçum yok yani. Tek suç taksimetre mi yani? Taksimetreyi dava ederim. Benim yapacağım bir şey yok.